Karatepe'deki Hitit dönemine ait tarihi antik kente ilgili kabartma heykellerin bulunduğu son bölüm diyelim. Hemen tepenin eteğinde doğal koruma alanı, çam ormanları var, kuş sesleri var, cırcır böcek sesleri var. Buradaki heykeller sapasağlam kalmış. Bu kent Asurlar tarafından milattan önce 6. yüzyılda bir savaş ortamında bir yangında toprak altında kaldığında uzunca bir süre bu bölümde tahribat oldukça az kalmış. Bakın karşımızda böyle kanatlı, insan kafalı ama arslan gövdeli bir devasa heykel var. Sırtında da böyle hiyeroglif yazılar var. Bir başka heykele geçiyoruz. Yine bir savaşçı var. Bakın üzerinde kamalar var, kılıç var, hayvanlar var. Muhtemelen keçi var veya tavşan var. Ve bir başka örneğin kapatma heykel var. Kanatlı, kartal başlı, insan gövdeli, efendim yukarıda iki kanat açık bir görüntü var. Evet. Anne sevgisi o kadar önemli ki bir palmiye ağacı var. Ağacın yaprakları var. Baktığımız zaman o zaman giyilen bir şapka türü kıyafet var. Anne çizgili bir etek var, görülüyor. Memesiyle çocuğuna süt veriyor. Anne sevgisi anlatıyor o görmüş olduğumuz kabartma heykel. Bir başka heykel var, böyle kuşlar var ve bir savaşçı var. Evet, kartallar var, bir keçiyi galiba orada yiyorlar. Ok atan bir savaşçı var ve karşımızda dağların hakimi olan böyle bir azgın suratlı, efendim üzerinde maymunlar bulunan bir başka varlık var. Ve üzerinde resim yazısı bulunan bir başka arslan görüntüsü var. Şöyle çekiyorum tekrar dönüyorum. Arslan başlı bir heykel. Yanında günlük hayattan da sahneler var. Fenike yazıları var. Bu yazılar okunduğunda hemen karşıdaki Mısır hiyeroglif yazısının aynısı bir başka alfabede yazılmış. Çift dilli yazı bunlar. Bir düşünce, bir konuşma var ve o konuşma iki farklı alfabede yazılıyor. Birisi resim yazısı, diğeri Fenike alfabe yazısı. Günlük hayattan alınma sahneler var. Bakın görüyorsunuz. Yine bir savaşçı var. Savaşan insanlar var. Evet. Buraya isim veren Arslan Taşlı heykel var. Çok ilginç ama. İnsan başlı, arslan gövdeli bir heykel karşımızda. Şöyle çevreye bakıyorum. Sessizlik var ama burada tarih konuşuyor. Çok ilginç. Ve yine çocuğuna süt veren anneye geliyorum. Bir tarih yaşandı ama bize çok şey hatırlatıyor.